İyi akşamlar hocam. Değerlendirmeyle başlayalım. Evet, iyi akşamlar. Galatasaray öncelikle şöyle tarif edeyim. Yüksek bir enerjide, özellikle burada, kendi evinde. Geçen sene bizim yakaladığımız hemen hemen bütün türbünün de, camianın da, ekibin de, teknik ekibin de enerjisinin ortak olduğu ve bazen dönem maçları bile çevirip özellikle iç sahada da çok iştahlı, arzulu ve baskılı oynayan, bazen sahanın içinde 2-1-7 pozisyonunu alan, birçok riskler de alan bir oyun kimliği vardı. İki şey vardı bizim için çözüm noktası ve kazanabilmek için. Bir, bunu maçtan evvel basın toplantısında söyledim. Rakibe iki şeyden bir tanesi doğru şekilde baskı yapabilmek. İkincisi, zaman zaman rakip baskıyı kırdığında karşılayıp nereye yönlendireceğiz ve ondan sonra çıkan fırsatları, özellikle topa sahip olduktan sonraki fırsatları doğru sonuçlandırırsak kazanmak istiyoruz dedik ve kazanmak için geldik dedik. Böyle bir yerde, böyle bir senaryoda 15. saniyede, 10. saniyede istediğimiz gibi hem baskıyı doğru yapıp baskıdan çıkardığımız, sonrasında arkasından baskıların devam etti. Topa biraz sahip olduğumuz ikinciyi, üçüncüyü, final pasını, tercihleri yanlış kullandığımız bir oyun vardı. Galatasaray ilk devre çok mu oyuna girdi? Yok. Ama yetenekli oyuncuları, özellikle öndeki 3-4 tane oyuncusu problem çözebilen bir oyuncu olmasından dolayı ilk yarıda eşitlik vardı oyunda. İkinci yarıya girerken kazanmak için özellikle merkezde daha fazla boşluk veriyorduk. Topa, aynı oyun planı, baskı devam ama biraz daha fazla topa sahip olup bu baskıları çok rahat kırabilecektik. Çünkü 3-4 tane oyuncular önde kalıyordu. Bizim ikinci yarı itibarıyla oyuna giremememizin, büyük bir bölümde giremememizin sebebi erken kaybettiğimiz, çok kolay, çok basit kaybettiğimiz toplardan rakibin alıp üstümüze gelip ve bunu olumlu veya olumsuz bazen kalecimiz kurtardı bir şekilde sonuçlandırmasıydı. Orada 2-1'den sonra rakip oyuncu enine doğru gidiyor. Bazen duygularımızı, aklımızı bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Yönlendirip devam edebiliriz. Penaltı oldu. Ve arkasından rakip belki 3'ü bulabilirdi. Oyunu daha koparabilirdi. Ama son bölümde de duran top ve devamlarından 4 tane pozisyona girdik. Kaybetmememiz gereken bir oyundu. Ama oyuna ikinci yarıyı kendi adıma performans olarak, oyun performansı olarak geliştiriyorum. Galatasaray şampiyonluk adayları biz de dahil rakiplerin hepsini kazanmışlardır. Okan Hoca ve ekibini de bu anlamda çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Bizim adımıza gerçekçi konuşmak gerekirse biraz bundan ciddi bir şekilde uzaklaştık duruyor lig olarak. Ama önümüzde Trabzonspor'un önünde iki tane çok ciddi Türkiye Kupası ve Konferans Ligi var. Önümüzdeki hafta itibariyle 3 maçımız var içeride. Çünkü ligde de biz kazanıp en yukarısı neresiyse kazanarak oraya devam etmek isteyeceğiz. Ve hafta içinde de Konferans Ligi'nin ilk ayağı başlayacak Basel'le içeride. İçeride 3 maçımız var. Taraftarımız bugün buraya geldi. Bize gene içerideki desteklerini, Trabzon'daki her zaman oldukları o pozitif desteklerini versinler. Biz gideceğimiz, yarışacağımız hedeflerde en azından bir tanesini doğru bir şekilde yakalamak istiyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz bundan derslerimizi çıkartıp, geri bildirimlerini yapıp bundan sonraki süreçte ona göre değerlendirme yapacağız. Ayhan Şensoy, Habertürk Televizyon. Hocam, geçen sezon ligi domine eden bir Trabzonspor vardı ve açık ara şampiyonluğu ilan etmiştiniz. Bugün itibariyle ise 23. haftada zirvenin 16 puan gerisinde kalmış bir Trabzonspor var. Bu tablonun oluşmasında kendinize ne kadar pay biçiyorsunuz? Bir de şunu sormak istiyorum. Canini takımdan ayrıldı. Transfer yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, geçen sene biraz evvel konuşmamın içeriğinde de söyledim. Bizim geçen seneki durumu bu sene itibariyle Galatasaray yaşıyor. Geçen sene ligi domine edip devre arası itibariyle de diğer takımların hiçbir tanesinin transfer de yapmadığı, devreyi kapattığı bir lig yaşadık. Ve uzun soluklu şeyde çok böyle yaklaştırmadan rahat bir şekilde şampiyonluğumuzu ilan ettik ve son tescilli şampiyon Trabzonspor. Bugün Türkiye Ligi'nde de dahil Avrupa'da da son da bunların araştırmasını da yapıyorum. Oradan kendime de geleceğim.
Geçen sene şampiyon olan takımların şu anki yaşadıkları süreç hemen hemen benzer süreçler. İtalya Ligi'ne bakarsam Milan'a yakın olduğu için örnekte size bunu anlatabilirim. Hollanda Ligi aynı, Portekiz Ligi aynı, Bayern Münih değil yani. Onun için uzun süre şampiyonluğu yakaladıktan sonraki ister istemez enerji boşalmalarının, herkesin başarıda nasıl üstüne alıyorsa başarısızlıkta da üstüne alabileceği içindeki detaylar var. Ben bu detaylarla kendimi, ekibimi de sorguluyorum. Geçiş sürecinin çok kolay olmadığı, her sene herkesin şampiyon olamayacağı ama doğru bir organizasyonun teknik olarak yapılması gerektiğini her zaman ifade ediyorum. Onun için herkesin nasıl alıyorsa ben de üstümü alacağım. Muhakkak süreçler var. Şampiyonlukta enerjiler, değişimler, hızla değişimler. Bugün Trabzonspor geçen sene şampiyon olan takımdan ilk 11'de 7 tane değişik oyuncuyla başladı. Bu organizasyonu yerleştirmek ve yarışmak kolay değil ki son Türkiye Ligi'nden örnek vereceksek Beşiktaş ve Başakşehir'e baktığında daha iyi durumda olduğumuzu ifade edebilirim. Ama daha iyi olmamız gerekirdi. Benim de oyun olarak, oyuncu olarak, performans olarak, ekip olarak kendimi sorguladım. Bir sürü konu var. Giannini, evet. Giannini şöyle, yani bugün aslında 11'de başlayacaktı. Bizim 11 oyuncumuz. Mevkisi olarak sıkıntımız var. Yani bölgesel olarak sıkıntımız var. Dorukhan'ın sakatlığı, Edin Biskan'ın sakatlığı, Bruno Perez'in iyileşip tekrar 2-3 haftadır bizde olamaması bir organizasyonun özel temel taşlarını çok bozabiliyor. Canin de bizim o mevkide çok değişikliklerde kullandığımız özel yetenekli bir oyuncu. Geçen sene şampiyonlukta önemli katkılar sağladı bize. Goller, asistler yaptı. Ama son gün gitmek istediğini çok vurgu yaparak ifade etti. Ben de teknik olarak bunun doğru olmadığını, çünkü teknik kararı ben veriyorum, olmadığını söyledim. Ama kulüp menfaatleri doğrusunda böyle bir karar verildi. Bugün itibariyle futbolda yaşanmış bir şey. Yollarımız ayrıldı. Onun için bir tane daha, yani sıkıntı yaşadığımız kadro şöyleğinden bir tane daha oyuncuyu kaybetmiş olduk. Hocam, Mehmet Batuhanır, TV 100. Sezon boyunca ilk 11'de görmediğimiz Lahtimi'yi bu akşam ilk 11'de gördük. İlk önce bunun sebebini soracaktım, teknik bir karar mı diye. Ardından orta sahada iki dirençli oyuncu Siopis ve Bakasetas'ın çıkış tercihini soracaktım. Bir de takımın özellikle ilk gol yedikten sonra reaksiyon anlamında bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Onu bu akşam da gördük. Bunun sebebini bir soracağım. Tek tek gidelim istersen son sorundan. İçinde 4 tane soru sordu. Hocam sizi her zaman göremiyoruz. Şimdi şöyle, reaksiyon bence ilk yarıda vardı. 2'yi 3'ü kaçırdığımızda. Evet, bu kırılma anlarını, parçaların bazen doğru tamamlanmadığını, beklerken bir takım, birçok formasyonu denediğimiz aslında. Yani biz de onun üzerinde çalışıp denediğimiz bir seneyi yaşıyoruz. Bunu biraz evvel oyuncu sakatlıkları ve tercihlerinden dolayı formasyonları değiştirmek zorunda kaldık. Bazen verim aldık, bazen alamadık. Onun için bu süreç bizi teknik olarak da, zihinsel olarak da yordu. Lahtemi tercihi bizim yatırım yaptığımız. Kenar oyuncusunu zaten sıkıntı yaşadığımız bir süreç. Bugün Galatasaray takımına analiz yaptığında eğer yani kenar oyuncusuz oynarsan zaten bekleri son derece derinlikte oynuyor ve 7 tane oyuncuyla hücum yapıyor. Eğer Diamond veya 4-4-2 başka türlü oynarsan sana sayısı olarak daha fazla, daha tehlike yaratabilir. Lahtemi'de geçiyorum. Bence tercihimiz Lahtemi'nin performansıyla alakalı değil. Tercihimiz bir taktiksel değişiklikti. Çünkü merkezde de Galatasaray'ın dönmeyen 4-5 oyuncusu vardı. Merkezde bir daha fazla olalım. Hem de Bakay'ı daha çok 10 numara pozisyonuna çıkartalım. Gene kazanmak için bundan sebepti. Siopis Baka bizim değerli oyuncumuz. Her zaman oynayan oyuncular. Oyunun akışında karar verdiğimiz bir şey bu. Giren oyuncuların performansı aslında yeterli olmadığı zaman niye çıktı diye sorulur. Lahtimi oynadığı zaman, oynamadığı zaman niye oynamıyor diye sorulur. Oynadığı zaman niye oynadı diye soruluyor. Bu işler böyle ne yazık ki. Onun için tercihler yapıyoruz. Bazen doğru çıkıyor, bazen yanlış çıkıyor. Oyuncunun ayağına bakıyoruz sonuçta. Ben teşekkür ederim. Ali Kemal Bey. Arkanda. Hocam geçmiş olsun. Teşekkürler Ali abi.
Şimdi oyunu değerlendirdiğinizde bazı eksiklikleri ortaya koyuyoruz. Özellikle pas oyunu ki 2-1 geriye düştükten sonra kenarda da sürekli ısrarla pas oyununda devam etmesi gerektiğini işaret ettiğiniz telkinlerde bulundunuz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Her ne kadar farklı bir kadronuz olursa da olsun, antrenmanlarda, çalışmalarınızda size göre yeterli karşılık alabiliyor musunuz? Bu bir. İkincisi... Cevap vereyim Ali abi, ondan sonra tamam. İkincisi sorarsan. Evet, şimdi Trabzonspor şampiyon takımdır, şampiyonluğa oynar. Büyük takımların hepsi topa sahip olmaya oynar. Eğer topu çabuk kaybedersen, hele böyle maçlarda, böyle ortamlarda topu çabuk kaybedersen bu sana geçiş olarak dönür ve rakip olarak seni şey yapar. Çünkü rakibin analizini yaptığında, eğer topa daha fazla sahip olduğunda her seferinde dönmeyen oyuncular olduğunda sayısal üstünlük sağlarsın ve rakibi kendi kalesine doğru itersin. Ama bazen çabuk oynamak, bazen hızlı oynamak, bazen dikine oynamak, bazen pas yapmak. Sadece pas yapmak değildir. Antrenmanlarda bunu verdiği için antrenmanla maç ortamı farklı. Bazen uyguladık bunu, bazen uygulamadık. Bugün çok doğru çıkmadı. İkinci yarı için söylüyorum özellikle. İlk yarıda ilgili bir sıkıntı yok ama ikinci yarı itibariyle bu tercih doğru çıkmadı ki bunun üzerinde çalışıyoruz. Bugün ikinci yarı cevabını alamadım diye düşünüyorum. Antrenmanlarda alıyoruz cevabını. İkincisi? Bir ikincisi hocam. Atak sonlandırma konusunda bir sıkıntınız var mı? Var. Bunu nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Çalışacağız. Tekrar çalışıyoruz. Sonuçlandırmayla. Hani maçın senaryosunu canlandırarak ve bunu yapıyoruz. Çalışıyoruz. Biraz tabii sonuçların kırılgan olması bazen oyuncuların da özgüvenini ortadan kaldırabiliyor. Bugün geçen sene 50 küsür gole tekabül eden ön hattının olmaması, yeni oyuncuların iyi niyeti çok fazla ama performanslar inişli çıkışlı olunca bu bizi etkiliyor. Evet. Başka soru var mı? Teşekkürler. Okey. İyi akşamlar. Teşekkürler.